Bekliyoruz. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın 2017 yılını değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi. Kızılay'ın sürekli büyüdüğüne dikkat çeken Kınık, 2018 yılında çok amaçlı hizmet vermesi beklenen Kızılay Külliyesi'nin de müjdesini verdi. 17'de 532 Kızılay'ın 2017 yılı değerlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. İnşallah yatırımımızda 2018'de başlayacak olan The Marmara Otel'de düzenlenen basın toplantısına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve davetli gazeteciler katıldı. 5.5 milyar TL olarak gerçekleşecek diye. Kızılay'ın 2017 faaliyet raporunun açıklandığı toplantıda 2018 yılında hayata geçirilmesi hedeflenen yeni projeler de basına tanıtıldı. Yaptık, gerçekleştirdik. Burada kameralar karşısına geçen Kınık, Kızılay'ın yurt içinde ve dışında yürüttüğü insani yardım çalışmaları hakkında istatistik bilgiler verdi. 17 yılında Akit Haber'e konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kızılay'ın geçtiğimiz yıllara nazaran büyüdüğüne dikkat çekti. Kızılay insani yardım noktasında, ulaştığı insan sayısı noktasında ya da harcamış olduğu veya toplamış olduğu bütçesel büyüklükleri noktasında sürekli bir büyüme trendinde. 2017-2016'ya göre yaklaşık %55 gibi büyüdüğümüz bir yıldı. Bu yılda %66 gibi bir büyüme bu anlamda hedefledik. Kınık, 2018 hedefleri arasında yer alan Kızılay Külliyesi'nin ise Kızılay'ın 150. kuruluş yıl dönümünde hizmete alınacağının müjdesini verdi. 2018'de Kızılay'ın özellikle fiziksel kapasitesi ve yönetim merkezi anlamında yeni bir külliyeye kavuşacağını inşallah müjdeleyebiliriz. Bu konuyla ilgili projeler tamamlandı. Sanırım çok hızlı bir şekilde bir yıl veya 1,5 yıl gibi bir süre içerisinde de inşaatının tamamlanması söz konusu olacak. Önümüzdeki yıl Kızılay'ın 150. yılı, 150. yılında Kızılay'a Hilal Ahmer'e yakışan bir inşallah merkez inşaatı başlamış olacak.